Haber, Gaziantep'e annesinin kalp krizi geçirdiği haberini alınca İzmir'e gelmişti. Makine 1 için gelir son 5 dakika. Eşi ve kızı Melisa'yla annesini ziyaret etmişti. Sonra da dayısına bayram yemeğine gitmişti. Yarın izin dönüşü yapacağı için ben evime davet ettim bunu. Yemeğe davet ettim yani. Geldiler, tekrar et almaya gönderdim akşamüstü. Otomobile Onur Fikret Aker'in kuzeni 11 yaşındaki Sevgi de bindi. Patlama, ikisi çocuk 4 kişi kasaba yaklaştıkları sırada oldu. Dördü de hayatını kaybetti. Gittikten 10 dakika sürmedi bir patlama oldu. Evimde hani 5. katta olduğu için terastan sesle beraber yani kafamı kaldırıp bakmamla beraber alevlerle dumanların çıkması bile oldu. Terörün yaşamdan kopardığı çocuklardan biri de 3 yaşındaki Süleyman. Anne ve babasının elinden tutmuş bayram gezmesine gidiyordu. Dehşetin ortasında kaldı. Şarapnel parçaları sırtına isabet etti. Olduğu yere yığıldı, kaldı. Küçük Süleyman bugün toprağa verildi. Oğlanın ikimizin üstüne şey düştü, kaplı. Kaplı böyle ateş sıçrar gibi üstümüze, oğlanın beline de sağladı, benim de. Teröristler 13 yaşındaki Sena Büyükkonut'u da öldürdü. Bayram harçlıklarını toplamıştı. Arkadaşlarıyla alışveriş merkezine gidiyordu. O otobüsteydi. Korkunç şekilde can verdi. Sena'nın annesi adli tıp kurumunun önünde sabaha kadar bekledi. Elinde bir gelinlik vardı. Ben oturamadım. Bayram günü kızını kaybeden anneyi kimse sakinleştiremedi. Sonra anne kızını o gelinlikle son yolculuğuna uğurladı. Personelimizi aldı. Araba hareket etmeden önce patlama oldu. Patlama esnasında zaten bilinç kaybı yaşadık biz. Gözümüzü açtığımızda arkadaşlar hepsi yere serilmişti. Cezaevi servis aracı bomba yüklü otomobilin hemen yanındaydı. İnfaz koruma memurları Davut Adak, Safi Canbaş ve İsmail Darlel servis aracına nöbete gitmek için binmişlerdi. Kulakları sağır eden patlama onları da yaşamdan kopardı. Şimdi